size bugünün ikinci tarifi olan Hindistan cevizli kokomdan bahsetmek istiyorum. Alisa'nın en sevdiği tatlılardan bir tanesi. Gerçi tatlı deyince sevmediği bir tatlı var mı acaba diye düşünüyorum. Sevmediği bir tatlı yok ama biraz önceki Berlinerlerimden iki tane yumurta beyazım kalmıştı. Yumurtanın sırasını Berliner'in hamurunda kullandık. Yumurta beyazlarını da değerlendirmek için koko yapacağım. Koko çok basit, sadece 3 malzemeyle yapılan bir tatlı. Son derece de lezzetli. 2 tane yumurta beyazımı 1 çimdik tuzla köpürtüyorum. Ondan sonra kontrollü olarak yavaş yavaş toz şekeri ilave ediyorum. Toz şekerde yarım su bardağı toz şekerim var. Ve 2 paket Hindistan cevizim var. Hemen hemen 200 mililitrelik bardağımla bir bardak. Bir paketlerin bir tanesi 100 gram büyük. Şimdi yumurtalarımın içine birazcık tuz ekip çırpmaya başlıyorum. İyice kar haline geldikten sonra kontrollü bir şekilde yavaş yavaş şeker ilave ediyorum. Yumurtam köpürmeye başladı. Şimdi yavaş yavaş şekerimi ilave ediyorum. Biraz daha mikserimi hızlandırayım. Şekerler tam anlamıyla eriyene kadar şöyle parmağınızla baktığınızda elinize hiç küfür gelmemesi lazım. Eriyene kadar bu işlemi 2 seferde veya 3 seferde şekeri ilave edebilirsiniz. Merengin en önemli tarafı, kabı ters çevirdiğiniz zaman hiçbir şekilde atmaması gerekiyor. Bunu zaten hani bütün videolardan ve televizyondaki yemek kanallarından görüyorsunuzdur. Sert bir şey olması gerekiyor. Yani yumurtanın akının iyice sertleşmiş olması gerekiyor. Benim de hemen hemen şimdi zaten sertleşmeye başladı. Şeker koyunca biraz daha köpükten daha çok kremsi bir görüntü oluyor. O görüntüyü çok seviyorum ben. Ondan sonra mikserden alacağım. İçine Hindistan cevizlerini ekledikten sonra spatula ile yedireceğim. Çünkü yumurta beyazlarının sönmesini istemiyorum. Kremam oldu. Gördüğünüz gibi damlamıyor. Akışkanlığı gitti. Şimdi mikserimin ucunu çıkartıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi terste döndüğü zaman son derece sert. Şimdi yavaş yavaş içine Hindistan cevizlerimi ilave ediyorum. Önce yarısını koydum. Şöyle kabartısını, yani bütün yumurtaların kabarıklığını almadan altından üstüne doğru karıştırmanız gerekiyor. O yüzden mikserle çırpmıyorum zaten. Şöyle. Bu tatlının tabii en güzel tarafı, evet içinde şeker var ama Hindistan cevizi olduğu için ve un gluten ihtiva etmediği için gluten intoleransı olan kişilerde son derece rahatlıkla çayın, kahvenin yanında bir tane yiyebilirler. Hani şeker, evet içinde beyaz şeker kullanıyorum ama ben bunu esmer şekerle denedim. Daha sağlıklı olur mu acaba diye. Evet belki daha sağlıklı ama kesinlikle bu görüntüde ve bu lezzette olmuyor. O yüzden esmer şekerle denemenizi tavsiye etmiyorum. Şimdi bunları, benim şöyle bir dondurma kaşığım var. Ben bunu kurabiyelerimde de kullanıyorum. Bununla birlikte yağlı kağıdımın üstüne birer kaşık şeklinde koyuyorum. Böyle yayılmıyorlar. Endişe etmeyin. O yüzden aralıklı koymanızı gerektirecek bir durum yok. Nasıl koyuyorsanız o şekilde pişiyorlar. Ben bunları koyduktan sonra bezelerimi, kokolarımı fırına göndereceğim. 120 derece fırında kontrollü olarak üzerleri çok hafif sararana kadar pişireceğim. Piştikten sonra sizlerle paylaşacağım. Afiyet olsun. Kokolarım fırından çıktı. Şöyle yakından göstermek istiyorum.
altı son derece yumuşak, üstü kıtır, tam ağzımıza layık, son derece lezzetli ve sağlıklı, harika. Atıştırmalıklarım oldu. Afiyet olsun.